Selam millet, ben Alp Comrade. Five Nights at Freddy's'e tekrardan hoş geldiniz demek nasip oldu bugün. Bugün saat 6'da bir bildirime uyandım. Five Nights at Freddy's official teaser diyordu. Şaşkınlıkla açtım ve saat 6'da uyanır uyanmaz artık o halsiz diyor. İşte daha karga bokunu yemeden hiçbir şeyden anlamazken kafam karışıkken bir izlemeye çalıştım. Tabii ki anlamadım. Daha gözüm çapağını silmedim çünkü. Ben de okuldan gelir gelmez buraya oturdum. Bugün sizinle birlikte bu Five Nights at Freddy's fragmanını izleyeceğiz. Heyecanlı, fragman değil, teaser. Fragmanın daha yayınlanmadı, teaser. 47 saniyelik bir teaser. Çok ilginç yani. Bunun bir rüya olmaması çok ilginç çünkü 8 yıldır bekleyen biri olarak çok hoşuma gitti aslında. Evet, uzatmak istemiyorum, başlayalım. Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria, where fantasy and fun come to life. Hit it, guys. If you're watching this video, it means you've been selected as Freddy's newest security guard. Hello? We're going to have so much fun together. Tamam, çok kısaymış. çok iyi lan. Abi şu animatroniklerin tasarımına dikkatinizi çekmek istiyorum. FNAF 1'in tamamen aynısı animatronik tasarımları. Harika, gerçekten mükemmel. Şu ne hiç bilmiyorum. Sister Location anımsattı bana ama ne alakası var? Bilmiyorum, öğreneceğiz. Şurada neredeydi o? Ne arıyorum ben? Ne arıyorum lan ben? Unuttum, ne aradığımı unuttum. Ha şu. Şu kadın var ya. Vanessa bu. Security Bridge'den tanıdığımız Vanessa bu. Onun dışında bu... Elizabeth. Elizabeth Afton. William Afton'a geleceğim birazdan. Şurada Freddy uyuşturucu kullanmış gibi duruyor. Kırmızı gözlerle, harika. Ve William Afton'a gelmek istiyorum. Nerede o William Afton? Bu arada şu font ilginç bir fonta sahip ama güzel, kötü değil. William hocam. Nerede lan? O kadar kısa gözüküyor ki. Hah, şuna bak, iş adamı. Çok iyi. William Afton olduğuna dair hiçbir kanıt olmasa da oyuncuyu tanıyorum yani, Matt Willard. William Afton oynayacak adam buydu zaten. Ama gerçekten oyuncuyu tanımasam buna Henry derim ya. Ya şurada turuncu ışık falan da var ya. William aslında Henry mi falan. Robin aslında Joker mi teorisinin ikinci adımı. William aslında Henry mi? Bak şu sahne falan harika. Gerçekten Fongay olmaması üzdü. Fongay yerine bu ablamız işi öğretiyor. Olsun. Benim asıl korkum şu. Bu Mike, tamam bunu biliyoruz, Mike. Bu da William. Nerede o? İşte William, gördüğümüz az önce. William. Ama bunlar baba oğul olmayabilir. Umarım baba oğullardır. Çünkü öylesi daha güzel oluyor açıkçası lore'a göre. Ama olmama ihtimalleri var. Bu arada Gustav Fring'e de benziyor birazcık. Şu bak abi. Bak gerçekten. Abi gerçekten şu. Bir dakika. Şöyle olsun. Dur la. Resmi yeni sekmede aç. Heh bak. Şu iki sahneye bakar mısın? Bu kadar ya, bak Blumhouse gerçekten harika bir firma olduğunu kanıtladı. Ben zaten korkuyla ilgili her şeyi sevdiğim için bunu Blumhouse'u daha önceden de tanıyordum. Five Nights at Freddy's'i tanımadım.
Blumhouse'un önceki filmlerinin de çok güzel olduğunu biliyorum. Fakat bilmiyorum, çok fazla fanı olduğum için de olabilir ama ben şöyle küçük bir SS almak istiyorum buranın. Şu şekilde. Harika gerçekten. Bundan önce leaklenen bir fragman daha vardı 2 dakikalık ama o fragman bu fragman değil. O fragman çıktığında onun hakkında da konuşuruz bu arada. Şu kapak fotoğrafı da çok güzel. Videonun kapak fotoğrafına da bu koyacağım. Bunu koyacağım. Çok güzel ya. Çok mutluyum. Gerçekten bu fragmanla çok mutluyum. Çoğu kişi sevmemiş, beğenmemiş belki de ama ben mutluyum. Şu gözler kırmızı değil de ne bileyim. Hatta bak Photoshop'la ben bir şeyler deneyeceğim. Buraya koyarım. Gözler kalbin aynasıdır. Gözler kırmızı değil de bu Markiplier thumbnail'ı gibi olsaydı. Yani neyden bahsettiğimi şöyle göstermek istiyorum. FNAF Markiplier thumbnail yazsam çıkar muhtemelen. Çıkmadı. Olsun. Heh. Bak mesela. Gözler bu şekilde olsaydı. Hatta ben de kullanıyorum bunu thumbnail'larımda. Aa, oha bu bilgiyi ilk kez öğrendim. Her neyse. Hatta şöyle de göstereyim. Ben de thumbnail'larımda kullandığım yerler oluyor. Şurada Bonnie Simulator videosunda mesela en yakın örneği. Burada niye gerçekçi göz kullandım bilmiyorum ama havalı oldu, güzel oldu. Çok da kullanmıyormuşum aslında, onu fark ettim. Ama ne demek istediğimi anladınız. Gözler öyle olsa daha güzel olabilirdi. Ama kesinlikle şikayetçi değilim. FNAF filmi çıktığında FNAF filmine gittiğim bir vlog da çekeceğim. Ve FNAF filminden sonra da bir eleştiri videosu da çekeceğim. Bunların da bilgisini vereyim. Fragmanların da videolarını yani bundan sonra çıkacak olan fragmanların da videolarını çekeceğim. Çünkü bunu 8 yıldır bekliyorum ve suyunu çıkarmak istiyorum. Neyse o zaman ne diyelim? Yine Freddy Fazbear'ın pizzacısının olduğu. Yine gece güvenlik görevlilerinin olduğu. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.